Herkese merhaba arkadaşlar. React dersine devam ediyoruz ve bugün sizlere React'te dil yapısı nasıl kurgulanıyor bunu göstereceğim. Bunun için i18 Next'i kullanacağız. React'te uyarlanmış halini. Gelin başlayalım. Quick Start'tan böyle geldim. Öncelikle kurmam gereken şeylere bakıyorum burada. Şöyle React i18 Next paketi ve i18 Next'i kurmam gerekiyor. Şu iki arkadaşı aldım. Boş bir proje var şu an. Sadece test yazıyor. Gereksiz bütün kodları kaldırdım. Geldim burada terminalimde önce bu paketleri kurdum arkadaşlar. Sonrasında yapacağım şey ne biliyor musunuz? Bir tane diyor ki i18n.js adında bir dosya oluşturun diyor. Pekala, geldim buraya. i18n adında bir dosya oluşturdum. Şimdi ilk olarak nereden neyi alıyoruz? Bir kere i18 n'nin kendisini alıyoruz. i18 next. Bunu böyle de alabiliriz. Default olarak çıkarttığımız için nasıl aldığımızın bir önemi yok. Sonra da şu arkadaş alıyormuşuz. Init React i18 next. Bu ikisini aldıktan sonra artık kurgulamaya başlıyoruz. Öncelikle resources diye bir şey oluşturacağız. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü i18 ne gelip şurada use diyorum ve init React i18 Next'i buraya dahil ediyorum. Bu use'u middleware gibi düşünün. Bunu aldık. Ve de sonra init içerisinde ayarlarımızla başlatıyoruz. LNG başlangıçta hangi dilde olacak? Mesela TR olacak diyorum ben. Ve de resources diye bir şey var. Bu resources'ı şöyle ekleyeceğim. Ama aynı isimde olduğu için direkt böyle ekleyebilirim. Bunun bir formatı var arkadaşlar. Mesela TR ve EN adında iki tane farklı dilim olsun. burada öncelikle dillerimin anahtar değerlerini yazıyorum. Yani key'lerini yazıyorum. TR mi, EN mi, işte DE mi, JP mi artık neyse. Sonra translation diyorum ve translation dedikten sonra da bunun içerisine artık key value şeklinde değerlerimi yazıyorum. Mesela welcome diyelim. Ve hoş geldin diyelim. Bu yapının aynısının burada da olması gerekiyor. Çünkü bu mantıkta çalışıyor. Burada da Direkt şöyle welcome diyebiliriz. Bunları kullandıktan sonra export default i18n'yi varsayılan olarak dışarı aktardım. Index.js'imizle de gelip burada import deyip i18n'yi sayfamıza dahil edebiliriz. Ekstra yapacağımız başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi dönüp baktığım zaman neyi kullanacağım? Hemen şöyle aşağıda gösteriyor bize zaten. Gel diyor buraya dahil et index.js'ine. Bu da okey. Dahil ettik. Eğer burada bakın bir detay var. If you need to access the T function or the E18 next. 18 niye Türkçe söyledik <laughs> bir React komponentin dışarısında erişmek isterseniz de bu oluşturduğunuz dosyayı yine çağırın diyor. Ve bu E18 next'in içerisinde T ya da işte ne bileyim farklı metotları da kullanabilirsiniz. Bunu birazdan göstereceğim size. Şimdi biz neye erişmeye çalışıyoruz? Buradaki resource'larımıza yani buradaki welcome Hoş geldin mi yazacak yoksa welcome mı yazacak burada? Normal şartlarda lng mi tr ayarladığım için buradaki hoş geldin yazısını görmem lazım. Ama bunu görebilmem için de yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Geliyorum. Import. Use. Translation diye bir tane hook veriyoruz ya tamam mı? Bu hook'un içerisinde bana objeler dönüyor. Bunların içerisinde benim ihtiyacım olan iki tane şey var. Bir tanesi t bir tanesi de i18n. I18N'in içerisinde şunlar var. Mesela şuraya basayım. Aktif dil diyeyim. I18N nokta language dersem arkadaşlar burada aktif dilin TR olduğunu görüyorsunuz. Şöyle biraz büyüteyim. Aktif dil TR. Yani demek ki I18N'in içerisindeki language'in benim o anki diz e, yapısındaki aktif dilimi tutuyor. Ve Change language deyip buraya ben en de yapabilirim. TR de yapabilirim. Bunu birazdan göreceğiz zaten. Ama şu an aktiflerin bu olduğunu bilelim. Şimdi navın içerisinde iki tane buton koyuyorum. Bir tanesi Türkçe olsun. Türkçe. Bir tanesi de İngilizce. Hatta şöyle English yazalım. Şimdi bunlara birer 10 click ekleyelim. Ve click handle diye bir metot çalıştıracağız. Ama tabii şöyle çalıştırmak daha mantıklı. Niye? Burada hangi dili seçeceğini belirtmem gerekiyor. Buna basında tr'yi, buna basında N'yi e, olarak değiştirmem gerekecek. Şimdi click handle yazdım buraya. Language'imizi parametre olarak aldık. i18n'nin içerisindeki change language'e bu lengi vermem yeterli. Bu tabii ki asenkron bir işlemmiş. Yani promise döndürüyor bu. Dolayısıyla thencatch'le kullanabilirsiniz ya da ne bileyim async deyip Şuraya async deyip şöyle await ile bu işlemin bitmesini bekleyebilirsiniz. Artık size kalmış. Çok bir önemi yok yani. Böyle yapalım ama yapmaya da gerek yok. Şimdi İngilizceye geçtiğim zaman aktif dilin e ne olduğunu, Türkçeye geçtiğim zaman da aktif dilin tr olduğunu görebiliyorsunuz. Yani demek ki şu an dil sisteminde ben dili değiştirebiliyorum. Mevcut dilin ne olduğunu biliyorum. Bir de mevcut dile göre buradaki resources'taki welcome ki yine sahip olan değerleri almak istediğim zaman da şöyle bir h3 etiketi içerisinde t fonksiyonuma welcome yazmam yeterli. Buradaki welcome'ım buradaki değerle eşleşecek arkadaşlar. Bakın hoş geldin yazıyor. İngilizceye tıkladığım zaman da welcome yazıyor. Yani aslında temelde dil sistemini yapmış olduk. Gayet de güzel duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi başka ne varmış mesela? Higher order e, hook dediğimiz şey higher order component mi? Higher order function da diyebiliriz buna. Yüksek mertebe component de olabiliyor bu. Ne bu? Bit translation diye bir tane hook'unuz varsa ki bu zaten bize veriyor. Bu komponenti bununla birlikte çağırdığınızda parametre olarak T'yi ya da i18n'yi alabiliyorsunuz. Yani bu Hawk'u kullanmak istiyorsanız kullanmışsınız. Ben çok kullanmıyorum açıkçası. Translation da var alternatif olarak. Onu da kullanmıyorum ben. Başka bir de Trans varmış. Şahsen onu da kullanmıyorum. Yani bunlar benim kullanmadığım şeyler ama olduğunu bilmeniz lazım. Step by step gayda bir girelim. Şimdi burada şöyle şeyler farklı şeyler var. Mesela eğer kullanıcının dilini tespit etmek istiyorsanız ya da backend yani do, e, dil dosyalarıyla yüklemek istiyorsanız burada yaptığımız neydi bizim arkadaşlar burada yaptığımız bir JavaScript objesi oluşturmak ve bu objeden bu dilleri yüklemekti tabii ki gerçek senaryoda gerçek dünyada bu böyle olmayacak ne olacak gerçek senaryoda bizim aslında şu pakete ihtiyacımız var backend paketine hemen geliyorum önce bunu bir kurayım npm i dedim şu paketi kurdum Şimdi paketi kurduğum zaman şöyle bir backend diye bir şey almam gerekiyormuş. Geldim şöyle backend diye aldım. Şu resource arkadaşlar artık şöyle açıklama satır içerisine alıyorum. Bununla bir işim kalmadı. Resource'u burada da açıklama satır içerisine alıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Geldim use backend'i de yine bir middleware olarak bir ara katman olarak buraya koydum. Bu sefer burada artık neyi bekliyor biliyor musunuz? Benim dil dosyamın nerede olması gerekiyor? Hemen şöyle bir bakalım. Public'in altında Locals diye bir şey oluşturmam lazım. Hemen geliyorum. Eğer bu React tarafında tutacaksan bu dil dosyalarını. Locals diye bir klasör oluşturdum. Onun içerisinde yine tr ve en diye iki tane klasör oluşturuyorum. Şuradaki tr ve en. Onun içerisinde de translation.json diye bir dosya oluşturuyorum. Bu arkadaşlara. Hem td için hem de en için. Bu artık bir json. Dolayısıyla ne yapacağım? Objemi açtım. Welcome dedim. Burada da karşılık olarak welcome json diyelim buna. Tr'si için de hoş geldin json diyorum. Şimdi ekstra hiçbir şey yapmadan teknik olarak benim bunu kullanabiliyor olmam lazım. Bakalım Hoş geldin Jason yazıyor. İngilizceye geçtim. Welcome Jason yazıyor arkadaşlar. Yani artık şöyle baktığınızda eğer kaynağa bakarsak. Şöyle büyüteyim. Network'e geldim. Bak şu an <laughs> nerelere istek atmış? Birincisi TR'ye atmış. ikincisi de dev diye bir bu önemli bir şey değil. Şu an TR'de ama. Ben bunu İngilizceye geçirdiğim anda translation da İngilizce JSON'ı alıp bize şey işte parse edip göstermemizi sağlıyor. Yani artık bunu dosyalara böldük, tamam mı? Bu güzel bir şey. Bunun haricinde asıl olayımız şu olabilir. Burada language'i belirtmek yerine aslında bir paket daha kurup kullanıcının language'i neyse onu tespit edebiliriz. O da şu paket arkadaşlar. Geldim npm iyi bu paketi de kurdum. Bunun içerisinde de yine default olarak bir export varmış. Geldim buraya koydum. Bu language detector'ı de aynı şu şekilde kullanıyorum. Ve burada ek olarak yapmam gereken şey ne biliyor musunuz? LNG'yi aslında fallback language'e çevirmek. Bu ne demek? Kullanıcının e, dili tespit edildiğinde eğer sizin e, işte dillerinizin arasında bir dil yoksa ki olmayabilir. O zaman buradaki fallback language kullanılacak. Yani mesela biri Japonya'dan girdi ama sizin Japonca desteğiniz yok. O yüzden varsayın olarak bu adama TR ya da EN'yi gösterebilirsiniz. Şimdi bir bakalım bize başlangıçta neyi gösterecek? Şurada application'ın altında şunu bir silelim bir kere önce şunları. Sayfamı yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi EN US yani Amerikan İngilizcesi ni tespit etti benim için tarayıcım demek ki Amerikan İngilizcesinde çalışıyor ve bana böyle ENUS diye geldi ama fark ettiyseniz Welcome Jason dosyamızın adı ENUS değil arkadaşlar EN peki networkte ne yaptı dersiniz bak öncelikle ENUS'i bulmaya çalıştı var mı yok mu yani Amerikan İngilizcesinde özel bir çevirin var mı yok mu yok belli ki herhangi bir çıktı alamadı Sonra en'e baktı. Yani genel İngilizceye baktı ve burada bulduğu için de gitti arkadaşlar. Ne yaptı? Ee, oradaki dosyayı aldı ve bize başlangıçta dili İngilizce olarak gösterdi. Türkçe'ye geçtim. Sayfa yeniledim. Dilim Türkçe olarak kaldı. Neden? Artık şurada i18 next lng olarak tutuyor lokal storage'da. Dolayısıyla bir sonraki girişimde Türkçe olarak hatırlayacak. Ama varsayılan normalde bu hiç olmasaydı tarayıcımın dili neyse o olacaktı. Şimdi şöyle bir senaryo yapalım. En diye bir şeyim yok. Bunu mesela şöyle adını değiştirelim. Fr yapalım mesela Fransızca olsun. Fallback language'imin çalışmasını bekliyorum burada tamam mı? Gördüğünüz gibi fallback language'im arkadaşlar çalıştı ve normalde e, aktif dil dedim aslında kullanıcının dili şey olmasına rağmen şöyle silelim bir yeni dedim. Bak normalde benim <gülüyor> tarayıcım <gülüyor> lan <gülüyor> tarayıcım bulmasına rağmen gitti arkadaşlar. Önce bunların ikisine baktı bulamadı. Sonra Türkçeyi buldu. Yani bu mesela FR de olabilirdi. Atıyorum welcome 2 JSON diyelim buna. Bu da FR olacak diyeyim ben. Gördüğünüz gibi aslında benim fallback dilim neyse bunu getirdi. Yani kusura bakma bizde Amerikan İngilizcesi yok kardeşim. Ben sana varsayarak Fransızca getireyim demiş olduk. Yani bu backend ve bu dil tespiti güzel arkadaşlar. Onun haricinde bu backend'e şöyle bir optionlar da belirleyebiliyorsun. Neydi? Pet miydi? Lot. Lot pet. Yok pardon. Şöyle backend diyorduk. Ve burada da Lot petimi belirliyorum arkadaşlar Bu da ne demek Bir backend tarafında işlem yapacak olsaydım yani benim dil dosyam Şeyden gelmeseydi de buradaki lokalden gelmeseydi de Bir Web sayfasından gelseydi nasıl yapardım onu göstereceğim size Ama burada Şeyi nasıl yapacağımızı unuttum burada bakayım bir örneği var mı Geç geç Backend diyelim. Backend, 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 backend. Şurada backend yaratsak bir şey bulur muyuz? Evet, bulamıyoruz lan. Backend. Şöyle bir şey yaratalım. Lotpad diye. Evet gördüğünüz gibi. Neyse. Şuradan bakabiliriz ama biliyorsunuz bizim GitHub'da şöyle bir bootcamp notları diye bir repo'muz var. Burada zaten dördüncü günde anlatmıştım çevirileri ye komponentler dışında erişmek değil. E, dil dosyalarını ayırmak. Ha, şurada anlatıyorum. Backend'de zaten göstermiştim bunu. Ha, şurada arkadaşlar. Load pet dedikten sonra şurada bakın lng diye özel bir parametre var. Bu ne biliyor musun mesela? E, şu adresin sonuna tr, en gibi değerler ekleyerek senden bir dil dosyası bekliyor backend tarafında. Şimdi şöyle bir şey yapalım. PHP Storm'u bir açayım. Benim bir tane hazırladığım zaten vardı basit bir backend language PHP. Evet burada yaptığımız şeyi hemen bir bakalım arkadaşlar şöyle bir tane index PHP dosyam var get parametresi alıyorum lang adında tamam mı? Yani kısaca localhost language PHP index PHP. Tr dediğim zaman neyi getiriyor? Burada hemen bakalım. Language klasörünün altındaki şu lenkle eşleşen bir değer var mı ona bakıyor. TR var. File exist mi? Dosya var mı? Varsa git bunu include et ve bunu bir değişken aktar. O o değişkenden dönen diziyi de JSON formatında yaz. Burada da sadece geriye bir dizi döndürüyorum. Welcome ve homepage diye. Aynı şekilde burada da welcome ve homepage diye arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi TR ise bu, EN ise bu. İkisinden biri dönüyor. Şimdi şuradaki adresimi alıyorum. Burada artık şurada diyorum ki benim kendim bu. Buradan gelecek. Sadece şuradaki kısmı şöyle hatırlarsanız LNG diye bir şeydi değil mi? Şimdi gelelim bir bakalım. Welcome username dedi. Bak ne yaptı? Önce gitti. ENE asa baktı yok. Sonra EN'ye baktı. Burada buldu. Ve welcome'a da welcome işte user name, user surname diye. Bu nereden geliyor şu an bakın. Benim PHP dosyamdan geliyor. Gerçek hayatta da backendinizden gelecek. Bu PHP olmak zorunda değil ama herhangi bir backend diliyle yazılmış yerden bu dil dosyaları size e, dil, e, gelecek. Bu şekilde geleni de kullanabiliyorsunuz. Ben burada get parametresiyle aldım. Bir başka backend sonuna atıyorum. Slash koyup en yazdığında getirtebilir. Burada önemli olan şöyle düzgün JSON formatında getirtmek arkadaşlar. Bunu da backend ayarlamak için backend'de load path e, option'ını eklemek gerekiyor. Fallback language'ım hala yoksa FR yap. Biz burada bunu artık TR'ye çevirebiliriz sanırım. Şimdi e, burada tabi adım adım ilerlerken aslında şeyi de gördük bilmiyorum fark ettiniz mi? Mesela burada user.name yani backend'imiz nerede bizim? Şurada en'nin içerisinde username demeyelim de şöyle welcome user diyelim tamam mı? Ve de işte şurada da hoş geldin user olsun. Şimdi ha bu arada ne oldu 3 tane ekledi. Ha. Şimdi tabii ki bazen mesela evet İngilizce atıyorum welcome user olur. Türkçede user hoş geldin diyebilir. Yani buradaki dinamik değerlerimizin yeri değişebilir dil sistemlerinde bildiğiniz gibi. Burada böyleyken burada böyle olabilir. Dolayısıyla buradaki dinamik değerlere işte interpolasyon dediğimiz muhabbeti uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. O da şu. Welcome'ı çağırdım. Sonrasında eğer böyle iki tane süslü parantez içerisinde bir değer varsa bunu parametre olarak bekliyor bu t fonksiyonu benden. İkinci parametre olarak da şöyle geldim ve user'ın tayfun değerini Temsil ediyor dedim. Welcome Typhoon dedi. İngilizce, Türkçe'de de Typhoon hoş geldin dedi. Burada birden fazla objeyi de alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki bu şöyle de olabilirdi mesela. Const user diye bir objemiz olsun. Name'i Typhoon. İşte surname'i Erbilen. Bu objeyi ben böyle verebilirdim. Yine objenin içerisinde sadece user yazabilirdim. Böylece böyle olduğunda da user.name... İşte user.name, şu ona geldim burada mesela aynı zamanda user.surname diyerek de objelerin içerisine böyle erişebilirim. Tayfun abiden hoş geldin, İngilizce'de ise welcome Tayfun. Surname'i kullanmak istemedim mesela İngilizce'de. Bu şekilde arkadaşlar sanıyorum anlaşılır oldu. Bir şöyle notlarımıza da göz gezdirelim. Varsayılan tarayıcılığını tespit ettik. Çevirlere React komponentleri dışından erişmek istediğimizde demiştik. Ona da şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim Utils adında bir JavaScript dosyamız var. Bunun React ile hiçbir bağlantısı yok. Export dedim. Const. Mesela say hello diye bir metot olsun tamam mı? Ve bu arkadaşım bana test diye bir şey yazdırsın konsola. Geldim burada atıyorum say hello dedim bu butona. Buna on klik olduğunda da say hello metodunu çağıracağım. Nereden? Hemen onu çağıralım şöyle bir. Import say hello from utils. Tamam hemen şöyle döndüm. Konsolumda şu an say hello dediğim zaman test yazdı gördüğünüz gibi değil mi? Yani şuradaki komutum çalışıyor. Şimdi ben istiyorum ki mesela dil tarafında şu homepage değerini yazdırayım. Komponentin dışında import dedim i18n from bizim oluşturmuş olduğumuz i18n'yi aldım. Burada i18n'nin içerisinde yine t diye bir fonksiyon var. Buraya geldim home page yazdım tamam mı? Bakıyoruz say hello dedik. Home page yazdı dilim İngilizce olduğu için Türkçe'ye çevirdim. Say hello dedim ana sayfa yazdı. Şeyi merak ediyorum ama. I18N Change Language desem mesela neye çevirse lan bu? TR'ye çevirse. Şu an de İngilizce'ye çevirdim. Say hello dedim. Güzel. Hem çeviriyor hem de ana sayfa TR olarak bunu yazıyor. Komponentin dışından da bu şekilde erişebiliyorsunuz. With Translation'ı göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama yani app.js'imizi mesela şöyle olabilirdi işte. Şurada use translation değil de with translation derdim. Tamam mı? Burada da arkadaşlar öncelikle şunu çağırıyorum. Sonra bu buna, bundan dönen metoda da gidip app komponentini alıyorum. Böylelikle burada aslında şu an t'yi ve i18 n'ye erişebiliyorum. Şuna ihtiyaç duymadan da yine aynı şekilde yapabiliyorum. Bakın İngilizce, Türkçe şeklinde. Eğer yüksek mertebe bir e, fonksiyonda kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Zaten interpolasyonda yazdık ve gösterdik. Sanıyorum her şey okey. Burada da zaten Türkçe açıklaması var arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki React dersinde muhtemelen React Query anlatacağım. Onu burada aslında bir kısmına değindim ama e, detaylı bir paket ve güzel anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla kullandığım bir paket. Özellikle asenkron işlemleri yönetirken. İnşallah o derste de görüşürüz arkadaşlar. Onun resmen var ya gözlerim kapandı ders anlatırken. Yani bu ışıklar biraz şey yapıyor beni ya. <laughs> Neyse benim anlatacağım bu kadardı. Bu GitHub riposuna da bakmayı unutmayın. Böyle starlarınızı vermeyi unutmayın. Bak ne güzel JavaScript mesela ripomuz 1K oldu arkadaşlar. Ciddi bir rakam benim için bu. Bu da 400'lerde daha da ileriye gideceğine eminim çünkü react ile ilgilenen çok insan var. O yüzden burada da starlarınızı bekliyorum ki ben de motive olayım bazı şeylerde. Aynı zamanda kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da biliyorsunuz prototip leke reklamlara günde bir kere Bu genelde şu an yani son zamanlarda çok azaldı bu ilk dediğim zamanlar tıklıyordunuz keyifliydi Ama artık tıklanmıyor günde bir kere reklamı tıklarsanız harika olur Sizden bir şey gitmez En fazla 3-5 saniyenizi alır ya da bu video özelinde teşekkür butonu var onu kullanabilirsin eğer bu ders işine yaradıysa bu video özeline ee, ait. Ya da en kötü ihtimalle hiçbir şey yapamadım mı abi nasıl destek olabilirsin videoyu beğenebilirsin kanala abone değilsen abone olabilirsin ya da videoyu gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaşınla paylaşabilirsin ya da sosyal medyadan da paylaşıp kanalın daha fazla kişiye hitap etmesini sağlayabilirsin. Yani aslında gördüğünüz gibi ipler sizin elinizde benim elimde değil. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.